canlı yayındayız. Şimdi kaç gündür turuncu içecek soruluyor. Bir kere nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün 5. gün. Ben yarın itibariyle 2 gün boyunca su orucuna başlayacağım. Ben yapıyorum diye yapmak isteyenler olabilir ama ben genellikle şöyle yapıyorum. İlk 2 gün çorbalı olanı yapıyorum. İşte pazartesi, salı öyle yaptık. Salı, çarşamba, perşembe günü kırmızı içecek. Bugün de turuncu içecek. Ondan sonrasında diyorum ki artık beden böyle bir iyice bir çekildi, süzüldü. Oldu. Bir de diyorum ki 2 gün su orucu patlattıysam, ama ben bunu 6 ayda bir yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. Dolayısıyla 4 yıldır bunu yaptığım için fastinglerle de başlamışım diğer oruçlarla. Dolayısıyla vücudum artık çok alışık. Genellikle de bana sorulduğu zaman ben hiçbir şey önermiyorum. Kendi yaptıklarımı sadece ben bundan çok keyif aldım. Ve sonucunda kullanma kılavuzumu inşa ettim. Artık kafamda olan bütün soruları yanıtladım diyebiliyorum. O yüzden de size diyorum ki yapmak isteyen varsa ben böyle yapıyorum diyorum. Şimdi sıvılarda özellikle kırmızı içeceklerde, şöyle göstereyim. Kırmızılarda çok iyi sonuçları oldu. Çünkü bundan 4 şişeydi benim bu arada. Pancar bizi inanılmaz bir şekilde besledi. Turuncu birazcık daha böyle bağışıklığımız için, pancar da öyleydi. Ama içinde özellikle zencefil, zerdeçal, ananas, bal kabağı, greyfurt olduğu için biraz daha böyle toparlıyor. O su orucundan önce güzelce vücudu böyle bir yükseltiyor. Biz hafta sonu çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor Nazan. Onunla görsel sembolizm ödevimizi tamamlayacağız. O yüzden full çiftlikte çalışıyor olacağız. Benim de böyle kafamı, zihnimi, kendi bedenimi bir dengede tutmam gerekiyor. Ben genellikle çok yoğun çalıştığım dönemlerde özellikle su oruçlarını ya da sıvı oruçlarını çok seviyorum. Çünkü enerjim daha yüksek oluyor, kendimi daha iyi hissediyorum. Hele ki böyle bir 5 günlük sıvı orucunun arkasından 2 günlük su orucu yapınca o 7 günün sonunda böyle boncuk boncuk böyle kendimi çok iyi hisseder bir hale gelmiş oluyorum. Şimdi turuncu içecekte ne var? Özellikle mevsim sarı, turuncu ve kırmızı geçişlerinde, yani ateş elementi. İşte bu duymuşsunuzdur, 14 Ekim'de dolunay olacak. Koç dolunayıyla başladı zaten bu. Koç ateş elementi ve ateş elementinin renkleri de sarılar, turuncular ve kırmızılar. Ne var? Bal kabağı var, zencefil var, havuç var, zerdeçal da olabilirdi, ananas var, limon var ve greyfurt var. Şimdi bunların tatları çok dengede. Bu tam bir günlük bu arada. Böyle bu kadar falan çıkacak. Biraz da yanlarına su koyacağım. Ben yarı yarıya da su koyuyorum. Sıkmaya başlıyorum o arada. Sorularınız varsa cevaplarım. Sizin nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Tarifler nasıl? Çorbalar nasıl? Bunun yerine bal kabağı çorbası da içebilirsiniz. Çorba yapanlar. Bugün bal kabağı çorbasının tarifini vereceğim. Zencefilleri atıyorum önden, sulu olanları. O arada sorular varsa cevaplayabilirim. Ne yaptınız, ettiniz? Bunları atmayın bu arada. Keklere kullanabilirsiniz. Ben önce katı olanları koyuyorum. Sonra sıvı olanları koyacağım. Şey diyebilirsiniz. Çok meyve suyu değil mi? Hayır. Greyfurt ve limon ve ananas onları çok dengeliyor. Ananas özellikle ödem söktürücü, bromelain var. Greyfurtlar, tansiyon hastaları ve bazı hastaların greyfurt kullanmaması gerekiyor. Onun yerine kan portakalı olabilir. Onun yerine birazcık daha böyle nar olabilir. Yani onları koyabilirsiniz sulandırmak için. Ben sonrasında şu ananasları da atayım. Bu böyle sarı turuncu. Baktığınız zaman aslında bu iş biraz renk meselesi. Doğada biraz şunu anlatayım. Artık yavaş yavaş ışığın enerjisi, güneş ışığın enerjisi azalmaya başlıyor. Çünkü kış dönemine geçiyoruz. Onun yerine bize bal kabağı gibi, havuç gibi, zerdeçal gibi, ananas gibi, başka turuncularda ne var? Trabzon hurması gibi. Bu sarı, turuncu ve kırmızıları inşa etmeye başlıyor. Nar, greyfurt, kan portakalı, pancar gibi. Ya da renkli pazılar gibi. İşte bunları diyor ki yazın güneş ışığı çoktu, kışın bu azalacak. Şu kendi cildini, enerjini ve renklerini aslında bu renk gıdalardan alman gerekiyor. O yüzden renkli beslen diyoruz. O yüzden mevsimsel beslen diyoruz. O yüzden beslenirken renklere, coğrafyana dikkat et diye sürekli olarak söylüyorum. Aslında bu mevsimde bize verilenler gerçekten vücudumuzun ihtiyacı olan eksikler. Dolayısıyla bütün gün boyunca bu güzel baharatlı, geçen gün sumak vardı, karanfil vardı, pancar vardı, nar ve üzüm suyu vardı. Özellikle böyle orak değeri yüksek. Yani vücudumuzun bağışıklık sistemimizi yükseltebilecek, mikroplarla savaşabilecek, enerjimizi inşa edebilecek olan özellikle bu sebzeleri, meyveleri ve baharatları seçtik. Bugünse birazcık daha bizi daha dinç, daha enerjik,
daha çökmüş olan 5. gün vücudunu yukarı çekecek ve onu inşa edecek başka bir turuncusu kullandık. Bunu da zencefil, zerdeçal gibi baharatlarla birazcık daha orak değerlerine, yani savaşabilme kapasitelerini, güçlerini, onlara yenilmesin diye arkaya örecek yeni enerjileri inşa etmesini istedik. Çok tıbbi terimler kullanmayacağım. Bunlar doktorların işleri, fonksiyonel beslenmecilerin, diyetisyenlerin işleri. Benim tarafım gıdayı tabaklamak. O yüzden gıda seçimlerini bir çiftçi olarak bunları anlatmak ve aldığım eğitimlerden bir yorumlama yapabilmek. Benim yorumlamalarımda ilk iki gün, pazartesi, salı, hatta çarşamba günü yeşil çorbalar, kırmızı çorbalar, turuncu çorbalar, bugün ve yarın bordo çorbalarla ister dedik. Kolajenli, tavuk sulu, et sulu, mantar sulu, sebze sulu, böyle güzel çorbalarla bu sıvı detoksunu yapın, çiğnemeyi durdurun, vücudunuz bugüne kadar birikmiş olanları sindirime harcayacağı enerjiyle bunları tedaviye harcasın. Çünkü bunun mantığı sadece bu. Arınma ve kendini iyileştirme, şifalanma döneminin tek mantığı budur. Sindirimle, çiğnemeyle çok fazla uğraşmasın katı gıdayla. Oraya harcayacağı gücü aslında sizin vücudunuzda tıkanmış ya da fazlalık oluşturmuş ya da iyileştirmesi gereken yönlere ulaştırsın. Ben de bunu ister dedim 3 gün sıvı ve çorbayla birlikte yapın, isterseniz sadece içeceklerle yapın, birazcık da sıvı koyalım, isterseniz sadece içeceklerle yapın, 3 gün çorbalı yapın, perşembe ve cuma günlerinde bir kırmızı, bir sarı içecek, yeşil içeceğin yanına koyun dedim. Şimdi ben cumartesi pazı itibariyle de sadece suya geçeceğim. Pazar akşamı, pazartesi sabahı itibariyle güzel bir suyla, sıvıyla direkt lütfen katı gıdaya beslenmeye geçmeyin. Pazartesi günü de, pazar günü bir canlı yayın daha yaparım. Pazartesi günü de özellikle 2 günün arkasından çok fark etmez ama 5 günlük sıvı oruçlarından sonra yine bir çorba, öğlenleyin. Akşamleyin böyle hafif bir zeytinyağlı sebze, zeytinyağlı yemek, ızgara ama yeşil salata değil, yeşil salata şişkinlik yapar. Ben bunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Akşamları yeşil salata pek yemiyorum. Roka turp dışında balığın yanında. Böyle yeşil salata biraz ben de şişkinlik yapıyorum. Onları biraz öğle yemeklerinde yiyorum protein yanına. Pazartesi günleri ya da pazar günleri bu sıvı orucundan, su oruçlarından çıkarken birdenbire böyle et yemeyin. Birdenbire ağır bir protein tüketmeyin. Yavaşça böyle bol proteinli et sulu çorbalar. Bir gün pazartesi günü akşamına haşlanmış sebze, ızgara sebze, zeytinyağlı yemekler için hafif pirinçler olabilir. Salı günü artık böyle ezogelin çorbaları olabilir, yumurta olabilir. Çarşambadan sonra artık 7+2 neredeyse 9 gün bunu yapmış olacaksınız. Aranızdan çok iyi yapanlar var. Onlarla beraber bu güzel iyileşme, şifalanma, arındırma dönemini tamamlamış olacağız. Bu arada makinelerle ilgili çok soru geldi, kırmızısı bitmiş diye. Makinelerde size birkaç makine tanıttım. Bir tanesi Slow Star'dı, dikey makineler. Def yaresine kampanya vardı. Ben Def'i kullanıyorum çünkü ben yıllar önce dostlarım olarak onları buldum. Kendi Kovey makinem bozulmuştu, yurt dışından getirdiğim makine. Onun yerine Türkiye'de bunu satan bir firma olmalı diye Def yaresini bulmuştum zaten. O videoyu da size yayınlarım. Bu sene Def yaresiyle bir işbirliği içindeyim çünkü Kerem'in bütün aletleri bende. Çünkü Green Star'lar, Slow Juicer'lar, Blendtec'ler, Tribest'ler hepsini ben çok severek kullanıyorum. Çünkü hepsini arayarak buldum. Large'lar. Her tarafı onlarla dolu. Yıllarca bunları hani almak için onlarla bir araya geldim. Ve sonunda dediler ki Şefe bütün aletlerim, Çiçinek de benim için öyle. Şefe işte Arçelik'in birçok aleti de öyle. Şefe artık bir işbirliği yapalım çünkü istiyorlar. O yüzden aylık kampanyalar yapıyoruz. Bazen Slow Star'lar denk geldi. Bunu yapmamışlardı. Bizim için yapmışlar. Sanırım bu akşam ya da yarın sona eriyor. Zaten kırmızısı bitmiş. Çok güzel. Ben hep söylüyorum. Bir yatırım yapmak zorunda değilsiniz ama merkezlere gidemiyorsanız, işte Tayland'a gidemiyorsanız, Bodrum'a gidemiyorsanız, Phuket'e gidemiyorsanız, bir sürü bugün işte Avusturya'da farklı detoks merkezleri, şifalanma kampları var. Ben birçoğuna gittim. Çok da güzeller. Ama onlara gidecek öyle bir zamanınız ve vaktiniz yoksa ve kendiniz bunu evinizde yapmak istiyorsanız, dışarıda satılanların çoğu da güzel ama zamanla oksidasyona uğruyor ve yeşil güçlerine. Bunlar çok beklemez. Vakumlamadığınız sürece, doğru kaplarda tutmadığınız sürece özellikle yeşiller. Sarı, kırmızı biraz daha bekler. 3 güne kadar tutabilirsiniz klipsi kaplarda. Ama yeşiller özellikle durmaz. Çok çabuk. Yani mesela maydanozu naneyi bile bıçakla kestiğiniz zaman, ki bunlarda bıçak etkisi yok, okside olur, kararır. Dolayısıyla bu kararma olmaması için, o yeşil güçlerini size vermeleri için yarım saat içinde bunları hemen içip lezzetine varmanız gerekiyor. Özellikle yeşillerde. Dolayısıyla ben hep size şunu öğretmeye çalıştım. İster çorbalarla,
ister sıvı renkli beslenmelerle bu şifayı kendinize alın. Bunu fonksiyonel beslenme eğitimlerinden baharatlarla doğru kombinle, aslında bizim bugün size öğretmeye çalıştığımız gıda tabaklayanlar olarak, şifa tabakçıları olarak yapmaya çalıştığım tek şey bu. Kimi neyle eşlediğiniz, hangi kombinde sunduğunuz çok önemli. O yüzden bu turuncu gıda içinde zencefil, zerdeçal, ananas, greyfurt olmazsa nar ya da kan portakalı, havuç, bal kabağı, bunları aldığınız zaman doğru bir su oranıyla birleştirdiğiniz zaman ve bunun lezzetine vardığınız zaman bu sizin vücudunuza bir şifadır. O kadar konuştum, bir şey yapayım. Ben şimdi tüm gün önce iki tane bunu içeceğim. Aralarda yeşil içeceklerimi içeceğim. Ben iki gündür çorba içmiyordum. Cumartesi ve pazar günü sadece su ve bitki çaylarına geçeceğim. Ben kahveyi tamamen çıkarmıyorum. Çünkü bir yerlere gittiğim zaman, konuşmalara gittiğim zaman, bir arkadaşımla buluştuğum zaman ben böyle hafif bitkisel sütlü kahveler içiyorum. Benim su oruçlarımda böyle bir çok şey yok. Bu bir zaten dini bir oruç ritüeli değil. Tamamen bir şifa orucu. Dolayısıyla ben kendime göre yapıyorum. Bugünkü aklımla yapıyorum. Ben sabah kalkıyorum. Naneli suyumu içiyorum. Ya da zencefili suyumu içiyorum. Sonra bitkisel sütle kendi tahin sütlü kahvemi içiyorum. Size tarifini paylaştım. Sonra tüm gün melisa çayları, zencefil çayları, goji çayları, kendi doşama, kendi karakterime, kendi mizacıma uygun. Ben çok ateş elementi olduğu için bahçede de çalışacağım. Beni soğutucu etki yapacak nane çaylarıyla tüm gün kendimi sulayacağım. Tüm gün kendimi besleyeceğim. Bu kendini sulamak terimi gerçekten çok önemli bir terim. Aslında biz hep su içmek, sıvı içmek diyoruz. Aslında bu kendini sulamak, kendini şifalandırmak. Tıpkı bir bitkiye bakmak gibi, bir çiçeğe bakmak gibi. Gün içinde kendinizi sularsanız o zaman solmaz, kurumaz ve ölmezsiniz. Her gün iyileşir, her gün yenilenir, her gün yeni yapraklar çıkartırsınız ve yemyeşil kalırsınız. Dolayısıyla biraz sulanmayı, şifalanmayı böyle görmek. Ben bu 5 gündür size bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de rengarenk, bordo, bordo dudağıma, sarı turuncu gözüme yüzüme, havuç biliyorsunuz yüz göz renkleri, özellikle A vitaminleri ve diğer vitaminler. Teknik konulara girmeyeceğim, onlar başkalarının konuları. Ama şifa tabaklayıcıları, gıda tabaklayıcıları olarak benim görevim bunu size mutfaklarınıza nasıl sokacağımı anlatmak. İster bunu pancar çorbasıyla yapın, ister pancar içeceğiyle, içine karanfillerle, sumaklarla, ister çorbanın içine bunları koyun. İster yeşil çorba, bal kabağı, brokoli çorbaları, kabak çorbaları, maydanoz, roka, tere çorbaları, ıspanak çorbaları yapın. Üstüne inşallah isterseniz yeşil su için. İsterseniz bal kabağı çorbası zerdeçallı için, isterseniz bal kabağı çiçeği zerdeçallı içecek olarak tüketin. Ama bundan sonraki yapacağımız oruçlarda, yani bir yaklaşık 6 ay sonraki ya da kış döneminden ilkbahara geçerkenki yapacağımızda daha çok sıvılar olacak. Pişmiş gıdalar olmayacak. Çünkü pişmişler bir şekilde içine patates ve soğan olduğu için ve karamelize olup şeker başlattığı için ve içinde kemik suları, et suları olduğu için aslında bir şekilde sindirime devam ediyor. İlkbaharda yapacağımız yenilenme, aydınlanma, kıştan çıkış, yaza giriş olan da sadece renkli sular ve sıvılar olacak. Bunlarla ilgili çok detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler varsa bana çok telefon eden arkadaşım var. Bununla ilgili benim yeni nesil içecekler, bitkisel sütler ve sıvı içecekler hakkında 7 saatlik bir atölyem var. Belki yakın dönemde bununla ilgili bir eğitim de veririm. Ama atölyeye de linklerini ekleyeceğim. 7 saatlik bir atölyede katılım belgesiyle alabilirsiniz. Çok daha böyle tariflere ulaşmak istiyorsanız. Ama neredeyse bütün tarifleri verdim. Umarım güzel bir şifalanma, oruç, kendinizi yenileme dönemi geçirmişsinizdir. 2 günde suyla ve bitki çaylarıyla ve azıcık kahve aromalı sularla devam edeceğiz. Kendinizi sıkmadan, gerçekten akışa, suya teslim ederek keyifli bir yolculuk geçirmişsinizdir diyorum. Pazar günü son yayında bir araya geleceğiz. Bugün turuncu içeceğinizi ya da turuncu bal kabağı çorbanızın tarifini vereceğim. İstediğiniz şekilde siz yönetebilir, ipleri elinize alabilirsiniz. Öpüyorum sizi.